Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün maskeyle karşıladım sizi. Şu an açmak istemiyorum. Bugün yine bir günü beraber geçirelim istiyorum. Hatta durun, şöyle elimi alayım. Şu an saat 7.30 falan. Nöbet bitmek üzere. İşte bugün neler yapıyorum, nöbet sonrası neler yapıyorum, bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Ben hep merak ediyordum çünkü hani nasıl dayanıyorlar, nasıl uykusuz duruyorlar falan diye. Aslında nöbetten sonra çok uykum gelmiyor. Hani gidip kahvaltımı falan da yapıyorum. O yüzden böyle minik bir alışveriş yapacağım. Çilek falan alacağım aslında. Diğer malzemelerim var. Daha sonra da artık yurda geçeriz. Orada belki uyurum, bilmiyorum. Daha sonra da artık bir günümü sizinle paylaşırım. Şimdi videoya devam edelim. Bu formamı da göstereyim. Bayağı bence çirkin oluyor ama yine de bugün bunu giymek istedim. Görüyor musunuz ne kadar bol? Altı şu an gösteremiyorum ama alt aslında bana göre bayağı uzun yani bu kısımda. Çünkü beli gerçekten çok bol oluyor. Ama işte bugün giyeyim dedim. Öyle. O zaman bir yarım saat falan çıkalım. Şöyle çilek alıyorum. Hurma çok seviyorum. Bir tane hurma alacağım. Bir peynir alıyorum. Şimdi yurda geldim. Farkındayım şu an gözüm falan çok kötü. Gözaltı torbalarım çıkmış ama gerçekten şu an tekrar makyaj yapamayacağım. Çünkü zaten akşam yapmıştım yani nöbetten önce yapmıştım, onu da çıkarmam gerekiyor. İşte bundan sonra aslında sağlıklı beslenmeye başlayacağım. Yani diyet, rejim falan değil. Sadece dikkat etmek istiyorum. Çünkü işte Ramazan yaklaşıyor. Oruçtan önce de en azından biraz hani dikkat edeyim ki orada da devamı gelsin istiyorum aslında. Umarım çok sallanmıyordur. Şu an elimde tutuyorum çünkü. İşte o yüzden de biraz böyle sağlıklı alışverişler yaptım. Bu arada hafta sonu Kayseri'ye gidip geldim. Orada aslında birkaç tane belgem vardı. Onları almaya gittim. Aynı zamanda da işte evdeki sağlıkla alakalı tüm malzemelerimi getirdim. İşte French press'im, pilates matım, işte atlama ipim, her şeyi getirdim. Zaten birazdan size onları da gösteririm. Marketten de işte lor peyniri falan aldım. Domates, biber falan aldım. Şimdi onları hazırlarım önce. İsterseniz önce getirdiklerimi, Kayseri'den getirdiklerimi göstereyim. Bir valiz etti çünkü. Daha sonra işte aşağı ineriz. Kahvaltıda bir şeyler alırız. Burada hazırlarız. Hep beraber yapıyor gibi anlatıyorum, farkındaysanız. Artık benimle beraber oldunuz resmen. Öyle, kahvaltıdan sonra da görüşürüz. Neleri getirdiğimi göstereyim size. Aslında burada hiç kıyafetim yoktu. Biliyorsunuz video çekmiştim gelmeden önce. Ben bir haftalığına gelmiştim ama okul, staj uzadığı için artık bir dönem boyunca muhtemelen buradayım. O yüzden de eşyalarım hepsi evde kalmıştı. Kayseri'de kalmıştı. Onların çoğunu getirdim. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz ki odada iki kişi kalıyoruz. O yüzden de iki dolap. Oda arkadaşımın iki dolap benim. Yani çok çok rahat sığıyor. Burada çok çok az kıyafetim vardı gerçekten. Artık birkaç tane daha pijama getirdim. İşte tight'larımı getirdim spora başlayacağım diye. Yani yürüyüşe falan çıkacağım. Öyle birkaç tane pantolon getirdim. Böyle o zaman yani pandemi döneminde aldığım kazaklarımı falan getirdim. Yani şu kadar bile yok. Dediğim gibi 3-4 tane kazakla gelmiştim sadece. O yüzden bunlar benim için iyi oldu. İşte burada yeni çorap falan aldım yeni. Onlar var. Daha sonra ring light'ımı getirdim. Daha iyi böyle ışıklı olsun diye. Bu çantamı hatırlıyor musunuz acaba? Bence şu touch ayrıntıyı hatırlıyor olmanız gerekiyor. Staj çantamda ne var videosu çekmiştim. O çanta bu çantaydı ve yine staja giderken bunu götürmek istiyorum. O yüzden bunu getirdim. Laptopum zaten buradaydı. Koskocaman valiz var. Artık gerçekten şurası falan kırıldı. Valizin hiçbir hali kalmadı. Bununla getirdim. Bu küçük valize zaten gelirken gelmiştim. Crocs'larım var orada. Birkaç tane kitap getirdim. Defter getirdim. Hiçbir şeyim yoktu. Onlar iyi oldu benim için. Şimdi asıl böyle sağlıklı beslenmek için getirdiğim şeyleri göstereyim size. Niye karanlık çıkıyor? Şunlar. Eğer gerçekten bitki çayı içmediyseniz demiştim zaten bunu, mutlaka açay ananaslı bu çaydan alın. Çok güzel oluyor. Ama şu çayı aldığıma çok pişmanım. Ya form çayı böyle değişik, gerçekten bir aroması var ve sanki zararlı gibi geliyor. Bilmiyorum. İçtiniz mi, sizce bir yararı var mı? Ama içerim diye getirdim. İçinde birkaç tane ıhlamur falan da var. Daha sonra taparım. Bu gerçekten çok işime yarıyor. Çok seviyorum bunu. Bunu getirdim.
Termosum. Bu da işte kütüphaneye falan gidersem ya da nöbette. Gerçi nöbette sıcak suyumuz oluyor da yine de burada aşağıdan alırsam falan çok iyi olur benim için. Bu da geçen aydan, bunu bir videoda göstermiştim zaten. Aromalı filtre kahve gerçekten çok güzel. Vanilyalı ama fındıklısı bence daha güzeldir diye düşünüyorum. İşte bunu ve French press'imi getirdim. French press'inde o kahveyi bununla yapıyorum. Çok güzel oluyor gerçekten. Daha sonra işte burada, bu çok önemli değil yulaf yapmak için. Öğrenci olarak zaten bunu Kayseri'de yeni almıştım. Böyle şurada şu an bayağı dolu içi. Burada da bir daha para vermek istemedim. O yüzden gittiğinde getirdim. Zaten bizim evdekiler yemiyor hiçbir şekilde. Böyle bir kurabiyem vardı. Bizim evdekiler yine bunu yemediği için getirdim. Zaten paketi açılmamış da. Güzel aslında, böyle Türk kahvesinin yanında falan hoş oluyor. Böyle hafif şekeri geliyor ama yine de güzel. Ben beğeniyorum. Burada da ne var? Şunu göstereyim. Saatim var iki tane. Sadece iki tane saatim var gerçekten ve sadece ikisini kullanıyorum. Çok da severek kullanıyorum. Açabilirsem. Aslında şunun kutusu farklıydı ama gerçekten taşımak istemedim. O yüzden de buna koydum. Bu saati çok seviyorum. Tüm stajlarda takıyorum zaten, görmüşsünüzdür. Eğer alacaksanız bence düşünün. Bu mor da gerçekten formama aynı renk. Çok çok tatlı ve çok rahat bir saat. Böyle yumuşacık bir şey. Polo'nun bu da. Bu da çok tatlı eğer almayı düşünüyorsanız. Sadece küçük bir tavsiyedir yani. Evden birkaç tane tuvalet kağıdı arakladım. Daha sonra böyle bir güneş kremi var. Aslında dışarıda mutlaka işte güneş kremi sürün falan diyorlar ya, o yüzden 30 faktör. Bunu alayım dedim. Değişik, böyle köpürtüyorsunuz. Su gibi falan. Güzel. Bir tane şampuan aldım yine oradan. Bu da güzel. Bu da işte yüzümü temizlemek için kullandığım alet. Öyle sanırım. Yani bence gayet sağlıklı beslenmem için yeterli. Daha sonra evden kendime tam böyle yulaf lapası yaptım. Kaselerimi getirdim. Bu üçü de tam gerçekten benim renklerim. Evdeki en kötü çatal bıçakları aldım. Tabii ki yurda geliyorum çünkü. Servis tabaklarını aldım aslında. Sabah kahvaltıda falan bunlarla yerim diye. Ya da akşam yemeğinde. Çok güzel değil mi renkleri? Çok seviyorum. Siyah. Tam görünüyor mu bilmiyorum. Ve bir de küçük böyle tepsi getirdim. Bu bezi de şeyden hatırlarsınız. Eğer izlediyseniz. Yurda gitmeden alınacak malzemelerden hatırlıyorsunuzdur. Başka bir renkliydi hatta. Bunu da aldım. Yıkadıktan sonra falan buraya koyuyorum. Kupamda zaten bir bu vardı. Bir daha da getirmedim. Şimdi bunlardan birini yıkayacağım. Muhtemelen servis tabaklarından birini yıkayacağım. Kahvaltımı hazırlarım. Aşağıdan da bir omlet tarzı bir şeyler alırım. Film falan izlerim. O zaman kahvaltımı alıp geleyim. Buzdolabına yerleştireyim. Kayseri'den böyle doğal pekmez getirdim. Yoğurdun üzerine koyunca gerçekten en sevdiğim öğün diyebilirim. Turşu almıştım bile akşam yemeğini yerim diye. Buna bayılıyorum. Böyle birkaç küçük meyve var. Ben de çok az böyle şu biberler de çok güzel oluyor. Biberle domates aldım. Çiğ domatesi yine çok tatlı o da. Şöyle bir çilek aldım. Hiç gerçekten meyve falan yemiyorum. Artık zamanı geldi. İşte lor peynirini almıştım. Bu da kahvaltıda güzel oluyor ve bunun bayağı protein yüksek diyebiliyorum. O yüzden sağlıklı. Daha sonra hurmayı dolaba koymayacağım ama hurma dışta duracak. Bu da ara öğün için çok güzel. Fıstık ezmesi alacağım. Burada bulamadım o gittiğim yerde böyle istediğimi. Onun arasına koyduktan sonra gerçekten kahveyle çok güzel gidiyor. Yaparız bir ara. Siz de deneyin mutlaka. Şimdi artık cidden niye koydum ki ben bunları? Birkaç tane alıp yıkayım. Sonra aşağı ineceğim. Bu arada şu an fark ettim. Kiviyi almayı unutmuşum. Sanırım oraya koydum poşete koymak için. Sonra da daldım gitti ya. Tüh, kivi de aslında akşam yerim diye canım çekmişti ama. Neyse artık sonra da onu alırım. Şimdi aşağıdan aldım. Biraz doğrayayım, domates falan küçülteyim, öyle yiyeyim. Bir tane omlet aldım aslında, sadece bir tane de küçük salam ve zeytin aldım. Ben de biber ve peynir koyacağım. Aslında bu bile yeter de. Sıcak su aldım aşağıdan. Zaten ben dediğim gibi bitki çayı olduğu için onunla kullanırım. Biberleri de kesmeyeceğim bence çünkü ben böyle, hatta küçük keseyim. Ben ısırarak yemeyi seviyorum yani biberleri, o yüzden
Yemeyeceğim öyle. Şunu nasıl açacağım acaba? Şuna da biraz koyayım. Aslında onun hiç tadı falan yok böyle. Çok düz bir tadı oluyor genelde. O yüzden güzel oluyor. Yani böreklik falan daha iyi oluyor ama sağlıklı olduğu için bence böyle de gayet güzel yenir. Yeterli, evet. Biraz da zeytin koyayım. Şöyle zeytin aldım. Salamda açayım. Biraz abarttım sanırım ya. Acıkmışım gece. Baya kötü bir doğrayış oldu ama olsun. Tamamdır. Bu arada ben gece sadece 1,5 saat falan uyudum. Doğumhanedeyim. Orası da bayağı yoğundu. Yani zaten 6 kişi falanız hani stajyer olarak ama gerçekten yoğun olduğu için sürekli koşturuyoruz. Böyle hani nöbetleşip uyuyalım dedik ama yine o da olmadı. 2 gibi uyudum, 4 gibi falan kalktım. Daha erken de olabilir. O yüzden 1,5-2 saat uyumuş oldum. Ama hala uykum var aslında. Kahvaltımı yapıp böyle 1-2 saat uyuyabilirim. Sonra da artık bilmiyorum ne yaparım. Şimdi yine internete bağlanmaya çalışıyorum bilgisayardan. Bir şeyler izleyeceğim. Daha sonra da artık tekrar görüşürüz. Arkadaşlar video çekiyordum günlük biliyorsunuz ama gerçekten artık daha fazla uykuya dayanamadım. Çünkü gece dediğim gibi 2 saat falan uyumuştum. Öyle yatağa yattım 2 saat falan uyumuşum şimdi de. Dinlendim biraz ama yarın stajım varmış tekrardan. Ben yok sanıyordum. O yüzden tekrar dinlenmem lazım. Böyle akşam biraz daha erken uyuyorum. Ama bugün işte tekrar kalktım şimdi. Ama gözaltımı falan kapatmıyorum inatla. Yani gerçekten yorgunum ve makyaj yapmak istemiyorum. O yüzden bu videoda biraz böyle idare edin. Şimdi bu ayki alışverişimi göstereceğim size. Yine çok tatlı şeyler aldım. Yani çok fazla alışveriş yapmadım ama tatlı parçalar aldım bence. Siz de bence seviyorsunuz böyle videoları ki ben de alışveriş videolarını izlemeyi seviyorum. Onları göstereceğim. Aslında Mart'ın sonunda ve Nisan hafta başında yaptığım alışverişler. O yüzden artık videonun başında görürsünüz. Hani Nisan ayı alışverişimi, Mart ayı alışverişimi ona karar veremedim. Öyle şimdi size onları göstereyim. Şimdi sabitleyeyim size. Evet şimdi başlayalım. Öyle saçımı başımı topladım. Çok çok az bir ruj sürdüm. Cidden çok renksiz görünüyorum çünkü. Öncelikle yaptığım alışverişlerle başlıyorum. En tatlısıyla başlayabilirim bence. Böyle bir şey aldım. Aslında biliyorsunuz ben artık aylardır baktım. Gerçekten tat ve koku alamıyorum. 8 ay hatta 9 ay oldu. Bu arada nörolojiden sıra aldım. Belki beynimde hasar bırakmış olabilir falan dedi. O yüzden bir baktıracağım. Yoksa bunun geçmesi gerekiyordu. Koku terapisi yapınca aslında doktorlar da bunu öneriyor. Çünkü başka şu an çözüm yok. Koku terapisi yaparsan geçebilir dediler. Ben de gittim. Buhar makinesi aldım. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Aman tam benlik. Ve böyle laptopunuza falan da bağlayabiliyorsunuz. Kablosu var böyle. İçte şöyle. Daha sonra bunun içine su koyuyoruz. Ve böyle birkaç damla da aroma yağ ekliyoruz. Geceleri falan aslında burnunuzu nemlendiriyormuş. Ve o yüzden ödem olmasını azaltıyormuş. Umarım öyle olur. Birkaç kez denedim. Henüz etkisini göremedim. Belki zamanla olur. Daha sonra onları damlatmak için böyle iki tane yağ aldım. Cidden bunlar da çok güzel. Ya araştırdım. En iyisi okaliptus ve lavanta dediler. O yüzden ben de okaliptus ve lavanta aldım.
Böyle mesela bu okaliptüs yağı. Diğerini de göstereyim. Şöyle. Bu da lavanta yağı. Aslında şey, bu lavanta biraz daha sakinleştiriyormuş insanı. Zihnini açıyormuş ya da uykusunu hafifletiyormuş. İyi oluyormuş. Yani daha iyi uykuya dalmanıza sebep oluyormuş. Okaliptüs yanında da böyle Vicks gibi aslında. Böyle bir naneli bir aroma geliyor sana. O da buradan bile geliyor. O aromada burnunu açıyormuş diye duydum. Umarım öyledir. Dediğim gibi artık bu da son çarelerimden biri. Daha sonra böyle küçük çoraplar aldım. Şu renge bakın. Bunu aslında Şok'tan aldım. Gayet tatlı ve kaliteli duruyor aslında. Bu da bambunun. Bunları da böyle beraber üçlü aldım. Gerçekten şeyden almıştım. Bunu LC'den almıştım. Sanırım aynı LC'den aldım. Bence bambu olanlar çok kaliteli. Ve böyle Crocs'un altında falan giyince gerçekten hiç terletmiyor. Yani yok gibi. Daha sonra böyle iki tane küçücük çok tatlı bir şey aldım. Instagram'da hatta paylaşmıştım. Bu arada Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Buraya bir yere bir hesabımı bırakırım. Bence takip edin. Hesabım açık. Böyle iki tane çubuk aldım. Şimdi diyorsunuz ki bu ne işe yarıyor yine? Gerçekten çok saçma ama saçınızı topuz yapıyorsunuz ve böyle geçiriyorsunuz saçınıza. Şu an sadece gösteriyorum. Tersten yapma ama. Yani şöyle bir şey işte böyle kısa görünüyor biliyorsun. Hani çubuklarla toplamışsınız gibi oluyor. Böyle direkt zaten saç lastiği olmadan da toplayabiliyorum böyle. Bence çok tatlı. Geçen maviye gittim. Maviden böyle 4 tane falan tişört aldım. Zaten kumaşı çok güzel oluyor mavinin biliyorsunuzdur zaten. Şöyle bir tane tişört aldım. Dediğim gibi gerçekten kumaşı çok kaliteli. Böyle artık kot pantolonla falan giyerim diye düşündüm. Böyle bir tane beyaz tişört aldım. Genelde beyaz çok giymiyorum ben. Çok sevmem. Ama bence artık biraz giymeliyim. Kotlarla falan güzel olur. Üzerimdeki siyah tişörtü, bugünkü videodaki siyah tişörtü maviden aldım. Bir de böyle bir erkek reyonundan bir tişört aldım. Bunu böyle içine koyunca kumaşı çok hoşuma gitti. İçine koyunca cidden çok hoş duruyor. O yüzden böyle bir şey de aldım. Biraz uzun. Bir mağazaya gittim yine. İki tane ayakkabı aldım. Aslında bir tane alacaktım. Daha sonra dedim ki ikisini de beğendim. Ben çok kararsız bir insanım bu arada. Beğenmişken ikisini de alayım. Zaten uzun süre giyiyorum diye düşündüm. İkisini de aldım. Nike'dan aldım bu ayakkabıyı. Şöyle. Çok tatlı değil mi? Diyorum arkadaşlarım onlar mor diyor. Ben böyle lilamsı bir şey. Lila değil hayır. Ben lacivert diyorum. Yani ortası gibi bir şey. Hangi renk ben de çözemedim. Ama tam ben böyle kibar bir ayakkabı. Bunu aldım. Bir Lumberjack'ten başka bir spor ayakkabı aldım. Onun aslında altı çok yüksek değil. O yüzden biraz da yüksek olsun ki hani boyum birazcık daha yüksek göstersin diye. Ve biraz altı büyük olan bir ayakkabı alayım dedim. Bu da bayağı rahat. Diğerini biraz giymeye başladım ama beyazı henüz giymedim. Ama bunu da giymek için sabırsızlanıyorum. Aslında bayağı bir alışveriş yapmışım cidden. Bir iki hafta içinde. Ama uzun zamandır da alışveriş yapmıyordum. O yüzden bence. Bunu da 2 hafta önce bir ne aldım? Böyle göstereyim. Bu biraz simli. Bu da açık renk simli. Aslında çok belli olmuyor. Yani aşırı sim seven bir insan değilim. Çok böyle hafif sim görünüyor. Çok hoşuma gidiyor. Bu da aslında böyle kahverengimsi bir ton. Ama bu da açık böyle. Açık kahve gibi bir ton. Ama bunun içinde böyle çok hafif sim var. Çok hoşuma gitti. Bir tane kotondan böyle etek aldım. Nerede giyeceğim hakkında pek bir fikrim yok. Ama giyilebilir diye düşündüm şöyle. Gayet düz yani böyle. Aslında beyaz tişörtle falan bile gayet spor olabilir bence. O yüzden de iyi oldu. Evet sanırım alışverişim bu kadar. Evet bayağı bir şey almışım yani. Ve çok tatlı değil mi sizce de? Arada böyle yaptığım alışverişleri sizinle de paylaşırım. Öyle şimdi kamerayı elime alayım. Ben yine bildiğiniz gibi acıktım. Şimdi böyle minik bir ara öğünü yapacağım. Kasemi aldım. Yanına böyle küçük biraz çilek yıkadım. Muzumuz var. Yoğurdu da buna boşaltacağım. Bence güzel olur. Genelde sabahları da aslında yoğurt yerine süt koyup da öyle de yiyorum. Güzel oluyor. Şu an sizi sabitlemeye çalışıyorum. Durun. Sanırım oldu. Şimdi yurttan aldığım yoğurdu kaseye boşaltıyorum. 2
Sen suymak bana iyi geldi ya. Şu an iyi hissediyorum kendimi. Aa, suyu çıktı. Şimdi biraz bundan doğruyorum. Hiç öyle şekil falan yapamayacağım. Gerçekten acıktım çünkü. Aslında vize haftamız yaklaşıyor bizim. Çok az kaldı. Ama henüz tam olarak adapte olmadım ders çalışmaya. Artık muhtemelen bugünden ya da yarından sonra ders çalışmaya başlayacağım. Yani çalışıyorum ama çok çok az çalışıyorum ve yetmeyecek yani bu, eminim. En azından böyle hafif tatlı tadı geliyor. Bu aralar yapacak hobi bulamıyorum. Yani elimdeki her şeyi Kayseri'de bitirdim biliyorsunuz. Mandalayı, gobleni, puzzle'ı. Yani ne yapabilirim acaba yurtta diye. Onu bulduktan sonra eminim sizinle paylaşırım. Dursana. Bence çok güzel oldu. Neyse artık arkadaşlar ben bulayım. Daha sonra da artık bilmiyorum ne yaparım. Uykum da geri kaçtı yani uyuyamam sanırım. Ama biraz böyle oyalanırım. Bir şeyler izlerim. Belki biraz ders çalışmaya çalışırım. Çok uzun olsun istemiyorum video. Zaten nöbetlerde, stajlarda falan ya da işte kampüste çekmeye çalışacağım. Yine videolar gelir yani. O yüzden çok çok uzun tutmayın videoyu da. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.